karısı intihar edince öğrendim ben de. Nereden bileyim ben evli olduğunu? Evli olduğunu bilseydim bu kadar zaman devam eder miydim Gülce? Bilmiyordum işte, bilmiyordum. Aşağılık köpek. Sordum ama söylemedi işte. Ben de üstüne gitmedim öyle olunca ama şimdi. Of Allah'ım, çıldıracağım ya. Nasıl hiçbir şey yapmayacağım ya? Günlerdir telefonlarıma, mesajlarıma cevap vermiyor bu adam. Bütün gazetelere söyleyeceğim. Hepsine diyeceğim ki evli olduğunu söylemedi bana. Aldattı beni, yaptı benimle diyeceğim. Yalan söyledi bana. Bana yalan söyledi. Ben bu meseleyi böyle bırakmayacağım. Kapısına dayanacağım onun. Bak göreceksin neler yapacağım. Annem, senin yüzünden oldu. Her şeyi mahvettin. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum senden. Senden nefret ediyorum. Seni asla ama asla affetmeyeceğim. Nefret ediyorum senden baba. Her şeyi mahvettin. Senden nefret ediyorum. Acımızı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yapma böyle. Gitme babanın üstüne bu kadar. Görmüyor musun o da ne halde? Onu da mı kaybetmek istiyorsun ha? O artık benim umurumda değil. Geldiniz.
Ben Murat Bey'le görüşmeye geldim. Adınız neydi? Defne. Soyadınız? Defne Başar. Neyle ilgili görüşmek istiyordunuz Murat Bey hanımefendi? Sana ne? Üzgünüm ama içeri girişin izniniz yok. İzin mi? Evet. Ben Murat'la görüşmek için senden izin mi alacağım ya? Çekilir misin önden? Ya, bak gerçekten olun. Büyük problem çıkaracağım. Sakin olun lütfen. Ahmet. Buyurun. Bir sorun mu vardı hanımefendi? Evet, bir sorun var. Nedir problem? Ben yardımcı. Kime üzüleceğimi, hangisine koşacağımı şaşırdım. Ece bir yerde, Murat bir yerde. Ne yemek, ne içmek günlerdir. Şu hallerine bak. Atlatacaklardır babaanne. Kolay değil. Ama senin hepimizden daha iyi olman lazım. Ben iyiyim Onurcuğum, merak etme beni. Biliyorum bunların hepsi geçecek. Murat ne zorluklarla baş etti. Bunun da altından kalkacak, kalkmak zorunda. Madem yaptı bir hata, sonuçlarına katlanacak. Üzerinden biraz zaman geçsin, her şey düzelir anne. O zamana kadar biz de elimizden gelen her şeyi yaparız. Evet, şirkette hiçbir şeyin aksamaması lazım. Murat kendine gelinceye kadar önemli kararlar askıya alınsın. Alman heyet gelecekti, onları da gelecek haftaya erteleyin. Sen hiç merak etme anne, şirkette hiçbir şey aksamaz. Üstelik ben de elimden gelen her şeyi yaparım. Şirketin idaresi konusunda sana çok güveniyorum Onur. Amcanın en büyük desteğisin. Bu zor dönemde yüzüm kara çıkartmayacağından eminim. Tabii. Biz elimizden geleni yaparız babaanne. Efendim. Tamam, siz bahçeye alın, ben geliyorum. Ne oldu Tarık? Biri Murat'ı görmeye gelmiş anne. Merhaba. Kardeşimle görüşmek istemişsiniz. Evet, Murat'la görüşmek istiyorum. Telefonlarıma cevap vermiyor, ulaşamıyorum. Kendisiyle mutlaka konuşmam lazım. Bakın, bugün sizinle görüşebilecek durumda değil. Karısının vefatını duymuşsunuzdur. Konu neyse bana söyleyin, ben yardımcı olayım. Sizin yardımcı olabileceğiniz bir konu yok. Benim mutlaka onu görmem lazım. Göremezsiniz. İyi olmadığını söyledim. Herhangi biriyle görüşebilecek durumda değil. Ben herhangi biri değilim. Sevgilisiyim. Anladım. Peki araştırma yaptığınız o bölgenin raporları geldi mi? İlk numunelerin sonuçlarını aldık. Pek hiç açıcı gözükmüyor. Ama ben yine de orada ısrar etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neden? Bilmiyorum. Öyle hissediyorum. Amcan ne düşünüyor peki? Amcam pek sıcak bakmıyor. Ama fikrini değiştirmesi için uğraşacağım. Onur, sen Ece'nin yanına bir git istersen. Belki seninle konuşur. Tamam. Kimmiş bu? Ne istiyormuş? Sevgilisiymiş. Murat'la konuşmak istiyor anne. Demek kapıya dayanacak kadar yüzsüzlüğü ele aldı. Ne yapmamı istiyorsun? Ne yapayım? Bu kız ciddi sorun olacak belli. Bir şekilde Murat'ın haberi olmadan bu işi çözmek lazım.
Murat uyuyor. Kullandığı ilaçlar yüzünden kafasını kaldıracak halde değil. Lütfen bugün onu biraz mazur gör. Benim bugün onu görmem şart. Peki. Akşam sizi görüştüreceğim. Söz veriyorum. Ömer Bey bizim güvenlik şefimizdir. Sizi eve o bırakacak. Ve akşam da bizzat kendisi sizi alacak ve Murat Bey ile görüştürecek. Tamamdır Tarık Bey. Buyurun. Tekneye geçebilirsiniz. Ben buradayım kardeşim, sen gidebilirsin. İyi akşamlar. Eyvallah. Murat nerede? Murat'ın burada olduğundan haberi var mı? Bakın artık bunun ne önemi var? Murat'ın burada olduğumdan haberi var mı diye sordum sana. Diyelim ki var. Var mı, yok mu? Bakın burada sizi Murat'tan daha fazla ilgilendirecek başka bir şey var. Sen ne sanıyorsun kendini ha? Ha? Kimsin sen? Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun? Yalan söyledi bana. Böyle 3 kuruş parayı önüme atıp beni Murat'ın hayatından uzaklaştırabileceğinizi mi zannediyorsunuz ha? Beni bununla mı satın alacaksınız? Bak şimdi söylüyorum, gerçekten sizi rezil ederim. Yarın sabah uyandığında bütün gazetelerde bütün rezilliğinizi okursunuz. Bana bak. Şimdi sana burada güzel güzel anlatmaya çalışıyorum ama sen anlamamakta direniyorsun. Şu parayı al ve bu meseleyi kapat. Yoksa... Yoksa? Ha? Yoksa ne? Ne yaparsın? Vurur musun? Öldürür müsün? Ne yaparsın? Yapsana. Korkmuyorum senden. Duyuyor musun beni? Ancak senin gibiler böyle 3 kuruş paraya satarsınız kendinizi. Korkmuyorum senden. Pis, aşağılık köpek, hayvan! Mansur! Mansur yardım et. Yardım et Mansur. Mansur yardım et. Yardım et.
Natali, biz madene gidiyoruz amcamla. Oradan da havaalanına geçeceğiz. Geç kalma. Tamam Onur Bey. Yalnız mı? Yalnız. Buyurun. Eğer bu oranlar doğruysa bizi kimse tutamaz. Bakalım. Helikopter hazır Murat Bey. Teşekkürler Aylin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Birinci zon için tonda 3.8, ikinci zon için tonda 4.7 diyor efendim. Banko diyor yani. Israrında haklıydın diyorsun yani. İyi öğrenci yoktur, iyi öğretmen vardır diyor. Efendim, finansçılara durumu bildirdik. Onların raporlarına göre... Birinci cevherde hemen hazırlığa başlayın. 4.7'liği sonraya bırak. Tamam? Tamam efendim. Tamam. Hadi. Babam çocukken beni madene götürdüğünde eline bir taş alır, ona iyi bakacaksın derdi. Hiç kimsenin göremediğini göreceksin, hissedeceksin derdi. Ancak o zaman gerçek bir madenci olursun derdi. Artık sen de gerçek bir madencisin. Murat Beyler havaalanında beni bekliyor. Geç kaldım Ömer. Birini bulur musun beni götürecek? İsmail'i çağırın, hemen gelsin. Siz İsmail'i az önce bir yere gönderdiniz ya. Doğru. Ömer lütfen çabuk. Tamam, madem aceleniz var ben sizi götüreyim. Buyurun. Natali, neredesin? Seni bekliyoruz. Özel kalemle görüşmem biraz uzadı Onur Bey. O yüzden gecikiyorum. Herhangi bir problem? Yok. Ukrayna'daki hazırlıklar tamamlanmış. Bizi bekliyorlar. Özel kalemle görüşmesi uzamış. Geliyor. Tamam, bekliyoruz. Merhaba. Katliama hayır! Ellerinde kan var, katliama hayır! Sessiz kalma, suça ortak olma! Sessiz kalma!
Bu yaptığınız gösteri izinsiz bir gösteridir. Eğer dalmazsanız müdahale etmek zorunda kalacağız. Senden küçük bir ricam olacak. Şimdi hangi araziyi hedefliyorsun? Bu madenden istediğimizi almamız beni çok mutlu etti. Aslında aklımda bir arazi var ama. Neresiymiş? Şu geçen ay vazgeçtiğimiz arazi. Orası bir şey çıkmaz orada. Başka bir şirketi devreye sokabiliriz. Aldığımız numuneler yeterli. O arazi boş, hiçbir şey çıkmaz orada. Natali, nasıl geçti özel kalemle görüşme? Gayet iyiydi Murat Bey. Söylemiştim ya size de, Birleşmiş Milletler'de kendisiyle beraber çalışmıştık. İhalenin sonucuna göre tekrar arayıp konuşacağım. Güzel. Bu ihaleye giren Avustralyalı şirket yeni bir ortaklık kurdu değil mi? Evet Onur Bey. Geçtiğimiz ay İspanyol bir şirketle ortaklık kurdular. Ama verecekleri rakam bizden düşük olacaktır. Edelstein'in teklifini de bildiğimize göre bu ihaleyi kazandık diyebiliriz. İmza atmadan hiçbir şey diyemeyiz. Eyleme tamamen kişisel hassasiyetim. Hassasiyetim miydi, öyle mi demiştiniz? Evet, aynen öyle demiştim. Tamam. Kişisel hassasiyetim sebebiyle katıldım. Bundan başka herhangi bir amacım... Böyle miydi, amacım mıydı? Evet. Tamam. Başka herhangi bir amacım yoktur. Bir şey ekleyecek misin? Eklemeyeceğim. Bittiyse gideyim. Sen devam et oğlum. Başka herhangi bir amacım yoktur. Bütün söyleyeceklerim bu kadardır. Gidebilir miyim artık? Gel.
İfade vermedeki ustalığının sebebi anlaşıldı. Sicilinin maşallahı var. Kayıtlı 8 gösteri. Evet. Mahsur mu var sizin için? Yok canım, ne mahsur olacak. Ama güvenlik tedbiri gerekçesiyle seni bir süre daha burada alıkoyacağım. Nasıl yani? Nasıl yani? Yanisi seni mahkemeye sevk edeceğim. O zamana kadar da nezarette kalacaksın. Olmaz öyle şey ya. Ben bir şey yapmadım ki. Niye nezarete gidiyorum? İfademi aldınız işte. Ne güvenliği, ne önlemi. Veysel. Veysel. Buyurun komiserim. Gel buraya. Alın bunu nezarete. Ya hayır, kabul etmiyorum. Avukatımı arayın. Arayın, arayın. Avukatını arayın. Müsait misin komiserim? Vay devrem benim be. Gel tabii, müsaitim, gel. Ne yapıyorsun? İyidir, sen ne yapıyorsun? İyiyim, ne yapayım? İşin gücün düşmese hiç arayacağın soracağın yok ha. Yok be oğlum. Vallahi başımı kaşıyacak vaktim olmuyor. Yoksa gelmem mi? Gelmezsin. Ne yapıyorsun sen? Nasıl gidiyor? Anlat. Nasıl gitsin abi ya? Bıraktığın yerdeyim. Bakma, sana söylüyorum da ben de gece gündüz mesaideyim. Ama bir rakını içeceğim ha. Yoksa bırakmam senin de canımı. Ne yaptın? Korkuttun mu iyice? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O hiçbir şeyden korkmaz ha. Benim de süzme salak sandı kesin. Belki nezarette akıllanmıştır. 2 dakikada akıllanır mı diyorsun? Nikahıya bile tınmaz o. Ya hadi getir de gideyim ben. İşine gücüne bak sen de. Bu kadar eğlence yeter. Oğlum dur, gidersin ya. 2 dakika otur, çayımızı iç. 2 çay söylesene bize. Kemal. Bak, bu işin benim başımın altından çıktığını kimseye söylemek yok. Vallahi dilinden kurtulamam sana. Söylemem ya, korkma bu kadar. Söylemem. Ya deli mi ne? Güvenlik sebebiyle beni nezarete attı adam ya. Neymiş? Hayvan haklarını savunduğum için gösteri yapmışım. Evet, ben de şaşırdım. Nasıl komiser oluyor böyle insanlar? Hayret ya. Ya bütün sinirimi tepeme çıkardı uyuz herif. Ya sen de buralara kadar gelmişsin Ömer. Sağ ol. Ne demek Ecem? Görevimiz. Hı. Görevin olmasa umursamayacaksın yani, öyle mi? Yok. Öyle değil de. Nasıl? Nasıl? Öyle değil de dedin de. Nasıl? Yani umursarım. Umursamaz olur muyum? Bırakır mıyım sizi hiç karakolda? Yani yük falan olmak istemem. Pekala, başımın çaresine bakabilirim. Tabii ki bakarsınız da ben bir gün daha ciddi şeyler olur diye korkuyorum. Yani Sitare Hanımlar falan endişeleniyorlar. Alo. Ne haber Ateş? İyiyim iyiyim, merak etme. Eve gidiyorum şimdi. Tamam. Ya eve gidince arayayım seni, olur mu? Tamam. Ece'nin avukatı aramasa bana haber vereceği yok yani Ömer. Evet Sitare Hanım. Sizi telaşa düşürmek istemediğim için. Aşk olsun sana da Ece'ye de. Kusura bakmayın efendim. Neyse ki bir saatten daha kısa bir sürede çıkardılar. Babasına inat olsun diye yaptığı işlere bak. Karakola düşmek çözüm olacak sanki. Ben elimden geleni yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Mümkün olduğu kadar yalnız bırakmamaya çalışacağım Ece Hanım'ı. Babasının haberi var mı? Ben bir bilgi vermedim Sitare Hanım. Tamam, bilgi verme bilmesin. Yarın Murat için önemli. Meşgul etmeyelim. İyi akşamlar.
Yani nezarethaneye attı beni manyak herif. Ben seni sonra arayayım mı? Babam arıyor. E tabii duymuştur. Tamam görüşürüz. Ece? Azarlamak için mi aradın beni? Hayır tabii ki. Niye azarlamak için arayayım? Sadece nasılsın diye merak etmiştim. Yoksa bir şey mi oldu? Ya yapma. Tamam beylik cümleleri söyleyeyim mi? Bir daha yapmayacağım babacığım. Özür dilerim. Oldu mu? Şimdi kapatabilir miyim? Aradığında meşguldüm de. Bana ne olup bittiğini anlat. Hemen. Hayvan haklarını savunan bir grupla protesto eylemine katıldım. Gözaltına alındım. Bu kadar. Oldu mu? Gerçekten orada olmak istediğin için mi yaptın bunu? Yoksa sırf bana inat olsun diye mi? Ha? Ece. Beni üzmek için fazladan çaba göstermene gerek yok kızım. Ben zaten yeterince üzgünüm. Üzülme. Nasıl olsa bir önemim yok senin için. Sen benim kızımsın. Seni çok seviyorum. Nusret dur. Efendim Murat Bey. Şu kızı alalım. Hasan'a inanamıyorum seni. Allah kahretsin inşallah. Halime bak. Ben ne yapacağım şimdi ya? Biz... Gelsene. Gel hadi. Şunu çıkarayım şöyle. Koltuklarda deri çünkü şöyle altıma serin ki. Problem olmasın diye zaten başınıza bir sürü dert açtım. Daha fazla dert açmayayım diye söylüyorum. Yani siz de önümden teşekkür ederim sağ olun ama o kadar hızlı geçtiniz ki. Orada iyice ıslandım kusura bakmayın öyle. O yüzden arkanızdan böyle abuk sabuk el kol hareketi yaptım. Hani size özel bir şey değil çok sinirliyim. Çünkü sabahtan beri taksi bekliyorum. Hiçbir taksi de durmadı. Böyle zamanlarda da taksiler kral kesildiği için. Hani asla zaten durmuyorlar. Çok geç kaldım. Sınavım var sınava gitmeye çalışıyorum. Normalde zaten bu havada ne işim var dışarıda vur kafayı yat tabii ki de. Sınavım vardı çok önemli sınav. Bu sınava girmezsem okul uzayacak. Babamla biz... Ay çok pardon. Yani çok konuştum herhalde bir anda. Hangi okul? İstanbul Teknik Üniversitesi. Ayazağa'da bizim bölüm. Böyle müsait bir yerde benim taksi bulabileceğim. Nusret, toplantıdan önce Ayazağa'ya gidelim. Ha yok Nusret Bey, gerçekten hiç gerek yok. Yani böyle müsait bir yerde ben insan... Bir şey olmaz. Bir de zenginler halden anlamaz derler. Sen de mezun olup zengin olduğunda benim gibi yardımcı olursun taksi bulamayanlara. Ben? Oho, ben kim, zengin olmak kim? Yani bizim bölümden mezun olduğunuz zaman ya banka veznesi oluyor ya da işte çağrı merkezi falan ötesi yok bizde.
İşletme mi bölüm? Yok, maden mühendisliği. Bizim meslekte böyle mesleki bir şaka var. Altın falan aramayacağım. Bunu baştan söyleyeyim ne olur. Bu şakadan çok sıkıldım. Benim de tanıdıklarım var madencilik yapan. Gerçekten mi? Hı hı. Babaları zengindir. Onlar iş bulmuştur muhtemelen. Yoksa bu zamanda maden ocağı işletmek falan nerede öyle? Çok zor. Amca. Amca. Amca arttırmayacak mıyız? $95 million. I'm not sure. Just think about it. You have to think about it. Mezun olduğunda ara. Bakalım sandığın kadar yardımsever miyim? Tabii, yani mutlaka ararım. Ay, şunu alayım. Pardon. Sanırım sınavım çok iyi geçecek. Teşekkür ederim. Rica ederim. $105 million. $105 million. Sınıra geldik. Onlar da sınıra geldi. Biraz sıkıştıralım bakalım. $115 million. Mr. Chairman, we would like to require a recess, please. Well? We would like also a recess. Two companies have certain requests. I propose a one-hour recess. Mr. Schultz? Mr. Chevalier? A one-hour recess it is. Nasılsın? Yaşlanmışsın. Bu kadar çabuk arayacağını hiç tahmin etmemiştim. Ben yani aslında yani ben teşekkür etmek istedim o gün için. Hem sınavım da çok iyi geçti. Çok sevindim. Tabii telefonla da olurdu da işte böyle telefon olursa ayıp olurmuş gibi geldi bana. Gerçekten seni gördüğüme çok sevindim. Burayı çok sevdim ben. İzmir'e benziyor. Orada bir yeri hatırlattı bana. İzmirli misin? Dibine kadar. Efendim Nevin. Anne. Hemen buraya gelebilir misiniz? Ne oluyor kızım? Anne burası felaket. Tarık da kendisini odaya kapattı. Kapıyı da açmıyor. Oteli Haciz geldi. Yan bir sürü avukatla tek başıma kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Tamam anladım. Hemen geliyorum ben.
Ya açsana şu kapıyı bari. Avukatlar aşağıda. Bak bütün müşterileri rezil ol. Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ki. Çık da bir çözüm bulalım bari. Tarık. Ne olur çocuk gibi davranma. Bak gerçekten çok yorgunum. Tarık. Tarık aç diyorum. Mr. Chairman, we are withdrawing our tender offer. We are withdrawing our tender offer. Mr. Chairman, we are withdrawing the tender offer. Well, the contract is awarded to the Cheverhurst firm with the highest bid. Congratulations. Başkasını arayamadım. Onur da burada değil biliyorsunuz. Tarık nerede? Hala odasında. Ne yaptıysam açmıyor kapıyı. Bunlar mı haciz için gelen avukatlar? Evet. Alo. Şimdi vereceğim. Pardon bakar mısınız? Evet. Avukatım sizinle görüşecek. Topla kendini. Otel müdürüne git hemen. Kime ne kadar borç var çıkartsın. Görelim bakalım neymiş durum. Tamam, tamam gidiyorum. Star Hanım, avukatımıza görüştük efendim. Biraz daha sonra vereceğiz. Biz de şimdi... Aç kapıyı. Oğlum aç kapıyı. Oğlum açsana. Yapma böyle aç şu kapıyı. Of. Tarık. Tarık lütfen. Bak çok üzülüyorum. Hadi. Bana mı üzülüyorsun anne? Yoksa ailenin adına leke gelecek diye mi üzülüyorsun? Ya da öbür oğlum. Hı? Tarık sen de benim oğlumsun. Bu sefer beni kandıramayacaksın anne. Çünkü burayı ben batırdım. Bizzat kendi ellerimle batırdım. Hadi aç şu kapıyı. Sarhoşsun. Bunları yüz yüze konuşalım. Lütfen. Hadi. Neden biliyor musun anne? Ha? Çünkü holdinge bulaşmak istemedim anne. İşlerin bensiz de uzaktan iyi gittiğini görebilmek için anne. Bir daha Cevher Holding'i batırmamak için burayı batırdım anne. Zamanında yarım bıraktığın her şeyi yerine koyabileceğini düşünüyorsun, öyle değil mi anne? Ama bu sefer öyle olmayacak. Çünkü bazı şeyler gider ve asla bir daha yerine gelmez. Thank you.
Ne yapacaklarmış şimdi? Kapatıyorlar mı Tarık Bey'in oteli? Bilmem. Onur Bey'in eli hep üzerindeydi otelin. Hesaplarını falan kontrol ediyormuş. Ay ne olmuş ki sonra? Bilmem. Aman Nusret abi, yani senin de ağzından öldür Allah laf alınmıyor ha. Kim bilecek sen bilmezsen be? Her dakika dip dibe değil misin Murat Bey'le? Kızım sen önündeki işine baksana. Sana ne el alemin otelinden? Aa. Ay abla nereden el alem alıyoruz be? Biz de bu ailenin bir üyesiyiz. Kıçımın üyesi. Sen yarın bir gün Stihare Hanım'la akraba ol da ben sana soracağım o zaman. Aa, sen iyice delirdin galiba. Nasıl akraba oluyormuşum ben Stihare Hanım'la? Ay abla, sen hiçbir şey anlamıyorsun değil mi? Senin bu Ömer'in gönlünde kim var? Ece Hanım. Yarın bir gün bunlar evlenince ne olacak? Sen de Stihare Hanım'la akraba olacaksın. Manyak manyak konuşma, sus. Ay tamam be, sustum daha konuşmuyorum. Ama bak son bir şey daha söyleyeceğim. Senin bu Ömer asla Ece Hanım'la yapamaz. Ay bu garibimin anası öldükten sonra iyice zıvanadan çıktı bu. Bunun ne gecesi belli ne gündüzü. Bak Nazlı, benden sana abla tavsiyesi kızım. Sen hani böyle ulu orta herkes hakkında konuşuyorsun ya. Bir gün biri duyacak, kapının önüne koyuverecekler seni. Ne gidecek yerin var buradan başka ne de yatacak yatağın. Anladın mı? Şimdi kapa o çeneni azıcık. Unutturamaz seni hiç bir şey. Unutulsam da ben daha. Vallahi Allah Ece Hanım'dan razı olsun ya. O olmasa bir rakını bile içemeyeceğiz ha. Afiyet olsun. Anlat bakalım ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İşin gücün nasıl? İyi ki ayrılmışım meslekten diyor musun? Vallahi ne diyeyim Kemal? İş değilmiş işte, hepsi aynı. Orada amir vardı, burada da patron var. Biz hiç değişmiyoruz ki. Ne uzuyoruz ne de kısalıyoruz. Sen bayağı dertlenmişsin ya. Yok lan, dertten değil. Öyle sordun diye anlatıyorum. Yoksa keyfim yerinde. Senin keyfin hep yerinde oğlum. Okuldan beri bir gün olsun kötüyüm dediğini duymadım ki. Maşallah diyelim de nazarımız değmesin. Eyvallah. Kardeş, işte şimdi yandın. Basıldık. Ömer. Ece Hanım. Ne işin var senin burada? Bilirsiniz ben fırsat buldukça buraya gelirim. Onu demiyorum. Bu adamın yanında ne işin var? İkiniz iş mi çevirdiniz arkamdan? Yok Ece Hanım. Ben zaten burada oturuyordum. Ömer Bey geldi. Ben de onu görünce tesadüf oldu baktım. Dedim oturun daha yani. Doğrudur. İş çevirdik arkanızdan Ece Hanım. Öyle olsun. Ama ben bunun hesabını sorarım senden. Ya bir de pişkin pişkin gülme. Görüşeceğiz seninle. Ne oldu hayatım ya? Sizin güvenlik müdürü değil mi? Aman boş ver. Uzun hikaye. Sonra anlatırım. Tamamdır. Mucize atlattın devrem. Bunun acısını çıkaracak bence. Bu Ece Hanım'ın yanındaki kim ya? Çok pis geçiyor seni ha. Dikkat et kendine. Ben onu bir keseceğim. Kimse dikemeyecek bir daha. Ece Hanım'ı mı kıskanıyor bu senden? Yok lan ne alakası var? Abuk subuk konuşma. Bana öyle geldi de. Yok Kemal. Yok öyle bir şey. Tamam kardeş. Yok. Hadi sağ olun. Buyurun. Nasıl? Buyurun. Biz gerçekten buna mı ineceğiz?
Çok özür dilerim. Bağırmayacaktım. İnanamıyorum sana. Buna mı ineceğiz? Gerçekten. Gel. Nereye gideceğiz? Gel. Sana gerçekten inanamıyorum. Şu yaptıklarına, burada olduğumuza inanamıyorum. Seni böyle çocuk gibi seviniyor görmek bile yeter bana. Gerisi hikaye. İyi misin? Hı hı. Beni çok mutlu ediyorsun. Ama korkuyorum da bir anda bir şey olacak, bozulacak her şey diye. Yok, başka bir şey var. Seni rahatsız eden bir şey var. Murat, bize ne olacak? Ne demek bu şimdi? Yani ne zamana kadar böyle devam edeceğiz? Herkesten uzak, sanki bir suçlu gibi kaçarak... Geleceğe dair hiçbir umudumuz olmadan. Ben seni seviyorum. Seninle çok mutluyum. Ben de. Ben de seninle çok mutlu olmak istiyorum. Yani yaşayacağımız hiç kötü bir şey olmasın istiyorum. Ama aynı zamanda buna inanamıyorum da. Çünkü senin bir hayatın var. Benim asla içine dahil olamayacağım başka bir hayatın var. Defne. Ben tutamayacağı sözler veren bir adam değilim. O yüzden de bazı şeyleri söylemekte tereddüt ediyorum. Ama benim onları duymaya ihtiyacım var. Lütfen söyle. Boşanacağım Defne. En kısa zamanda konuşacağım onunla. Hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Çok. Ben de çok. Biz hazırız. İstediğin zaman gidebiliriz. Onur, ben bu akşam bir görüşmem var benim. Onu sana söylemeyi atlamışım. Tamam. Yarın mı gidelim? Daha iyi olur. Sen o Kanadalı şirketin yöneticilerini tanıyordun değil mi amca? Tanımıyorum. O Türk kadın yönetici asistanı, onu tanıyorsun gibi geldi de o yüzden sordum. Ben Natalie'ye yarın gideceğimizi haber vereyim.
Отличная операция. Благодарю вам, мы выиграли тендер. Большое спасибо. Я тебя давно знаю. Ты и так знала, что неугодная тебе компания не сможет выиграть тендер. Какой приятный комплимент. Спасибо. Это не комплимент, а сущая правда. Ты одна из самых умных женщин, которых я только знаю. Но не самые умные, так ли? Не испытывай судьбу. Ладно, ладно. Так не буду. Только у меня есть просьба. Конечно, чем смогу. Могу я тебе позвонить завтра. Ладно, я буду ждать твоего звонка. Kusura bakmayın. Bakanlıktaki arkadaşımdı konuştuğum. Özel kalem. Evet o. Her konuda yardımcı olacak bize buradaki işlerimiz. Güzel. Dönüşü yarın erteledik. Bir sorun yoktu umarım. Yok. Amcamın bir görüşmesi varmış. Öyle bir görüşme planlanmamıştı. Önemli bir şey mi acaba? Önemli olsa atlamazdı. Neyse. Ben gideyim, sen dinlen. İyi geceler. Bir şeyler içelim mi acaba? Benim daha hiç uykum yok. Bu teklifini başka bir geceye sakla, olur mu? Sakla mı? Neyi? Yani başka bir gece bir şeyler içelim. Öyle olur mu? Olur. İyi geceler zaman. İyi geceler. İyi akşamlar beyler. Bu iş daha bitmedi. Bunlar çok sarhoş ya. Ben bir bakayım şunlara. Ece Hanım. Dilerseniz size bir taksi çağıralım. Bu halde gitmeyin. Neden? Benim üstümden gözünü ayırmaman gerektiğini mi söylediler? Bakın, arkadaşınız da siz de sarhoşsunuz. Bu halde gitmenize izin veremem. Ne yapamazsın, ne yapamazsın? İzin veremem. Hı. Sana soran mı oldu? Ece Hanım, rica ediyorum. Size bir taksi çağırtayım, onunla gidin. Lütfen. Ece benimle geliyor. Sen nasıl gidiyorsan git. Ece Hanım taksiyle gidecek. Değil mi Ece Hanım? Hadi. Ya gel ya da ben gidiyorum. Ece. Kötü bir şey var. Süreyya. Çok kötü bir şey var.
Sen sustuğun zaman her şey çok kötü olur. Biliyorum. Ben boşanmak istiyorum. Здравствуйте. Добро пожаловать. Спасибо. Nasılsın Defne? İyiyim. Sen? Bilmem. Gördüğün gibi işte. Bir şey söylemeyecek misin? Seni söylemeni bekliyorum. Bence ikimizin de anlatacak şeyleri var. İnanılıyor muyum? Yanılıyorsun. Ben seni dinlemeye geldim. Ne anlatmamı istiyorsun? Bana bir açıklama yapmanı bekliyorum. Yoksa gideceğim de. Defne dur. Ben sadece nereden başlayacağımı bilemedim. Süreyya'nın intiharı çok ağırdı. Çok zordu. Benim için de çok zordu. Gurur kırıcıydı. Yaşadığımız onca şeye rağmen beni tek bir mesajla terk ettin. Bitti. Gidiyorum. Beni arama. Sen de aramadın. Aradım. Kendime geldikten sonra çok aradım. Ama sen... Sen gerçekten gitmiştin. Yok oldu. Kalbim kırılmıştı. Benim de. Evliydin. Boşanmaya hazırlanıyordum. Söylemiştim bunu sana. Niye ilk defa duymuş gibi bakıyorsun yüzüme? Ben... Ben şu anda karşında olduğum için bile çok şaşkınım zaten. İnsan bir yere kadar kaçabiliyormuş demek ki. Şu anda bir yere kaçmasana. Yalnızca bir saatim var ama. Peki bu bir saat için bir planın var mı? Aslında... var. Thank you.
geçirmeyenleri hiç anlayamıyorum. Çok güzel değil mi her şey? Çok güzel. Ben de çok geldim ama ilk defa görüyorum. Dans etmeyi pek sevmezdi. Sen de eskiden bu kadar çok soru sormaz. Defne, seni bir daha görebilir miyim? Defne? Defne orada mısın? Büyük Cevher yeni bir fiyaskoya imza attı. Otelin borçlarını ödeyemeyen Tarık Cevher'den bir açıklama gelmedi. Ne ümitsiz. Neyse ki Sitare Hanım devreye girdi. O olmasa. Emin. Bir şey değil. Ben çocuğumun onurun saygınına zarar gelecek diye korkuyorum Tarık. Getir! Sor hadi. Anlamadım. Deminden beri kıvranıp duruyorsun ya. Hadi sor ne soracaksan. O kadın yönetici asistanı olan. Onu tanıyorsun değil mi? Hı hı. Tanımadığını söylemiştin. Ben onu değil yöneticileri tanımadığımı söyledim. Adresi lazım. Bulabilir misin? Mesaj alındı bende. Ters bir şey yok değil mi? Umarım yoktur. Aramızda kalacak, tamam? Ayıp ediyorsun.
Düşsene. Şu haline bak. Kurudun gittin iyice. Kuru değil kız o. Fit vücutlu. Bak sen nelerde biliyorsun Nazlı abla. Ay herhalde be. Cahil mi sandın sen beni? Ben bilirim neyin ne olduğunu. Neymiş o fit? Söyle de biz de bilelim. Ay işte düzgün şöyle Ömer gibi işte ya. Kaslı maslı. Ay tabii. Boş boşuna mı okudu o kadar seni akademilerde? Hadi oradan. Kim bilir kimden duydun? Şimdi gelip burada bize satıyorsun. Git bak Sitare Hanım kahvaltısını bitirmiştir hadi. Yok Fatma abla daha bitirmedi. Bir şey mi oldu? Ay, keşke çağırsaydınız ben gelirdim. Ya başım ağrıyor da ilaç falan var mı? Aa var var dur vereyim ben. Buyurun. Bende var. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi anne ben çıkıyorum. Tamam oğlum kolay gelsin. Efendim. Çabuk söyle. Abi diğer emanetler de geldi. Tamam. Ben şimdi geliyorum şirkete. Eyvallah. Eyvallah. Ay, o hap da elinizde kaldı öyle. Ben size su vereyim. Murat Bey tekrar tebrikler. Teşekkürler Natali. Onur Bey, görüşmek üzere. Görüşürüz Natali. Nusret önce Onur'u bırakalım. Önce babamlara uğrayacağım. Ağlayınca da çok güzel oluyorsun ama ben sana kıyamıyorum işte. Gazeteyi okuyan arar şimdi. Okudum gazeteyi. Merak etme. Baban her zamanki gibi bizi yanıltmadı. İyi gözüküyordu otelin durumu. Yolundaydı hesaplar. Durmamış işte. Durmamış. Annesine kardeşine ispat edecek ya kendini. Oteli büyütmek için açılmış da açılmış. Anne kapatsana şunu. Bir süre evden çıkmayın. Ben yardımcılara izin veririm. Kafayı dinlersiniz. Tamam. Ben otelle ilgilenirim merak etme. Olur. Nerede babam? Sabah kavga ettik çekti gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben bulurum onu. Peki. Ağlama artık. Hadi. Ayş. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk Fatma. Bir şey alır mıydınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl geçti ihale? İyi operasyonda.
İhale bizde. Her şey yolunda mı? Ece nerelerde? Sabah çıktı. Söylemedi nereye gittiğini. Murat, Tarık'la ilgili konuşmamız lazım. Sonra dinlenirsin, olur mu? Efendim Ömer? Aldım Murat Bey. Şirkete getiriyorum. Tamam, ben de geliyorum. Şirkette görüşürüz. Hemen çıkacak mısın? Çıkmam lazım. Acil bir şey oldu. Efendim? Bir saat sonra şirkette buluşmak için sizden randevu istiyorum hanımefendi. Neden? Gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz acaba? Bakarız. Murat, Tarık'la ilgili konuşmamız lazım demiştim. Sonra konuşalım anne, olur mu? Şimdi yapacak işlerim var. Oğlum, neden böyle yapıyorsun? Şunun için böyle yapıyorum anne. Abim 50 yaşında yetişkin bir adam. Ama sen ergenmiş gibi davranıyorsun ona. Ve benim de böyle davranmamı istiyorsun. Ben de istemiyorum. Bu konu burada kapanmadı Murat. Tamam. Revanşına bakarız o zaman. Geçen ay baktım hesaplara. Her şey yolundaydı. Ya bir ayda. Nasıl oldu bu kadar borç? Sen bana hesap sormaya mı geldin buraya? Ne zaman iyi bir şey yapmaya kalkışsam, ne zaman kendimi güçlü hissetsem, senin şu halini görüp umutsuzluğa kapılıyorum baba. O kadar moralin bozuluyorsa amcana git, o seni teselli etsin. Hiç anlamayacaksın beni, değil mi? Baba oğul, zaafımız bu demek ki. İnsanlara kendimizi anlatamıyoruz. Bana şunu yapma baba. Bırak şunu içmeyi de. Burada bir şey konuşmaya çalışıyorum. Peki, dinliyorum. Neden bunu yapıyorsun? Neden? Güzel bir soru Onur. Senin de bildiğin gibi tek bir tip olarak dünyaya gelmiyoruz. Yani hepimiz Murat Cevher gibi başarılı değiliz. Mesele amcam değil. Mesele amcam. Mesele benim ona benzemem. Tabii bu akla başka bir soruyu daha getiriyor. Ama benim bunu size sormam gerekiyor. Sor. Bak. Cevher ailesinin bir kuralı vardır. Eğer mükemmel değilsen elenirsin. Senin baban mükemmel değil. Mükemmel değil. Bak şimdi soru geliyor, soru. Soru şu. Sen Onur, oğlu. Sen mükemmel olmayan bir babayı sevebilir misin? Thank you.
Ne zaman gelecek? Az önce aldılar. Gelmek üzeredir. Evet, gel dedin geldim. Konu nedir? Tamam, sen gidebilirsin. Sen gel. Ne oluyor Ece? Babamın bir sürprizi var sanırım. Merakla bekliyoruz. Al bakalım o zaman. Seni bekletmeyelim. Sen de bak, çok güzel pozlarım var. Al bak. Bunlar eski fotoğraflar. Ne eskisi ya? Daha 2 gün önce partiye beraber gittiğin kız bu. Hayatım bak, yanlışım var. Sen beni kendin gibi salak mı zannediyorsun? Ne atlar karıştırdığından haberim yok mu sandın? Babamın hafiyeleri iyi iş çıkartamamış. 2 hafta önce yaptığın ailemi fotoğraflayacaklardı ki bir işe benzesin. Ama beni böyle hiç dinlemeden yargısız... Bayat bayat konuşma Ateş ya, lütfen. Hadi git. Daha fazla rezil olma. Murat Bey, dışarıdayım. Ne oldu şimdi? Planlarını mı bozdum? Bu fotoğraflarla Ateş'in ne kadar düzenbaz, ahlaksız bir adam olduğu konusunda nutuk mu atacaktın bana? Öyle bir niyetin varsa sakın deneme. Çünkü senin de geçmişin pek temiz sayılmaz. Ece, ağzından çıkanı kulağın duysun. Haddini aşma. Ne kolay değil mi böyle birini suçlayıvermek? Geçmişin pek temiz sayılmazmış. Sen ne biliyorsun benim geçmişim hakkında ha? Yeteri kadar şey biliyorum. Dedenin bir arkadaşı vardı. Subay. Çok görmüş geçirmiş bir adamdı. Emekli olduğunda ilk olarak ne yaptı biliyor musun? SM terlikleri giydi. Şortuyla kaldırıma oturdu. Külahta çilekli dondurma yedi. Oo. Anekdot geldi. Sonra kıyıda bulduğu deniz yıldızlarını denize attı. Ne saçma. Evet, öyle görünüyor. Ama bütün hayatını sert kurallar içinde geçirmiş. Nerede, ne zaman, hangi kıyafetle yemek yiyeceği bile önceden belirlenmiş bir insanı düşünürsek... aslında hiç de öyle değil. O adam sadece canını dondurma yemek istediği için bunu yapmış olamaz, değil mi? O dondurma yiyen askerle senin durumunu nasıl bağlıyoruz birbirine? Onu da açıklarsak. Ben hiçbir zaman senin gibi kafama eseni yapamadım Ece. Seçeneğim olmadı. Bütün hayatımı nerede, ne zaman, ne yapmam gerektiğini planlayarak geçirdim. Sonra bir gün ilk defa kendim için bir şey yapmış oldum. Aşık oldum. O ana kadar bütün hayatımı sadece ailemi mutlu etmek için geçirmiştim. Bundan da gurur duyuyorum. Evet, o kadar mutlu ettin ki. Annem mutluluktan öldü. Ece, bilmediğin, yaşamadığın konularda daha dikkatli konuş. Sonra pişman olma. Pişmanlığı öğretecek en son kişisin. Emin ol, en son kişisin. Ben de tam seni arayacaktım.
konuştun mu babanla? Konuştum. Ne diyor? Onun da kendine göre sebepleri var işte. Herkesi anlamak insanı sıkar bir yerden sonra, dikkat et. Sen keyifsiz gözüküyorsun. Keyifsizim. Ece'yle tartıştık biraz. Her zamanki Ece işte. Sen niye geldin? Defne Hanım'la ilgili. Ulaştın mı? Aslında pek ulaştım sayılmaz. Kanada'da çalıştığı şirketten ev adresine ulaştım. Ama evi boşaltmış. İşten de mi ayrılmış? Kiev'de vermiş istifasını. O zaman Türkiye'ye dönmüş olabilir. Olabilir. Ama ben yine de şirketten rica ettim. Eğer Kanada'daysa haber verecekler. Sağ ol Onur. Bir şey yapamadım ki. Sen de dinlen istersen. Sen? Ben biraz daha buralarda. Tarık Bey, sizi biz bırakalım. Arabam. Çok sarhoşmuş, ters yola girmiş. Polisler getirdiler, arabayı çekmişler, ehliyetini de almışlar. İyi olmuş. En azından sarhoşken araba kullanamaz. Anne, bu işin sonu iyi değil. Giderek daha kötü oluyor. Görüyorum. Ama elimizden gelen her şeyi yapmadık mı Nevin? Biliyorum. Biliyorum ama. Nedir? Devam et. Siz de onun derdinin ne olduğunu biliyorsunuz. Kendini aileden hissetmiyor. Hep Murat'ın gölgesinde kaldı. Bunu sindiremiyor. Tercihi kendisi yaptı. Ne zaman ona bir fırsat versek işleri mahvetmeyi başardı. Belki bir şansı daha olsa. Thank you.
Murat Bey. Aydın, sen çıkabilirsin. Nasılsın oğlum? Hayırdır? Rövanşı oynamaya geldim. Demek meselemiz Tarık Cevher. Abin iyi değil. Kendine zarar vermesinden korkuyorum. Ters yola girmiş. Şimdi burada değil, hastanede onun ölüm haberini almış olabilirdik. Bu ihtimali sadece tehdit olarak kullanıyor anne. Oğluna karşı, karısına karşı, sana karşı. Ama ben bu ihtimali hep gözetmek zorundayım. O da bunu bildiği için istediği gibi davranma özgürlüğüne sahip. Keşke ben de onun kadar özgür olabilseydim. Bu konuyu çok konuştuk. Onu uzakta tutmakla ilgili sana hep hak verdim. Şimdi ne değişti? Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Otelin bütün borçlarını öderim. Rahat yaşayabilmeleri için ne kadar aylık gerekiyorsa o da bağlanır. Oldu mu? Olmadı. Tarık'a şirkette bir görev vereceksin. Önemli bir konumda olması gerekmez. Kendini tekrar bu ailenin bir parçası olarak görebilmesini sağlayacak basit bir görev. Bu şirket Cumhuriyet'ten bile eski. Çok badireler atlattı, çok savaşlar gördü ama hala ayakta. Ve ayakta olmaya da devam edecek. Hatırladın mı anne? Hep böyle söylerdin bana. İş hayatında acımasızlık birinci kuraldır. Unuttun mu? Abim yüzünden bir kere batma tehlikesi atlattık. Bunu bir daha göze alamam. Herkes hata yapabilir Murat. Hem de öyle hatalar yapar ki... hatalar insanların hayatına mal olur. Aşk en büyük zaafların başında gelir. Öyle boyar ki gözümüzü. Sadece bir gökkuşağıdır gördüğümüz. Bazen anlatılanların, söylenenlerin hiçbir önemi yoktur. Her şey aslında çok küçük bir ayrıntıda gizlidir. Kapalı kutulara koyup kimselere göstermediği sırları vardır. Defne, evli olduğunu bile bile nasıl birlikte olursun bu kadar zaman bu adamla ya? Nasıl seni aldatmasına izin verirsin? Nereden bileyim ben evli olduğunu? Evli olduğunu bilseydim bu kadar zaman devam eder miydim Gülce? Bilmiyordum işte, bilmiyordum. Aşağılık köpek. Sordum ama söylemedi işte. Ben de üstüne gitmedim öyle olunca ama şimdi. Of Allah'ım, çıldıracağım ya. Tamam. Bak şimdi sakin oluyorsun, tamam mı? Çok sakin oluyorsun ve hiçbir şey yapmıyorsun. Duydun mu beni? Nasıl hiçbir şey yapmayacağım ya? Günlerdir telefonlarıma, mesajlarıma cevap vermiyor bu adam. Bütün gazetelere söyleyeceğim. Hepsine diyeceğim ki evli olduğunu söylemedi bana. Aldattı beni. Yaptı benimle diyeceğim. Sakın. Bak sakın böyle bir şey yapmayacaksın. Bu adamlar tehlikeli olur. Bak sakın diyorum. Yalan söyledi bana. Bana yalan söyledi. Ben bu meseleyi böyle bırakmayacağım. Kapısına dayanacağım onun. Bak göreceksin neler yapacağım. Sakın. Bak duyuyor musun beni? Sakin olman gerekiyor.
Anlatabildim mi? Sakin olacaksın. Bak beni korkutma Defne. Tamam mı? Hiçbir şey yapmayacaksın. Duyuyor musun beni Defne? Alo. Alo. Defne orada. Of Defne ya.